Erkek gömleğinde pat çalışmamızı yapıyoruz. Pay vereceğiz. Önce 1,5 santim veriyoruz. Şöyle. Sonra 3 santim. Sonra bir 3 santim daha veriyoruz. Bunları aşağıya kadar uzatıyoruz. Altını birleştirelim. Çizmişim. Şurada buraya dikkat edelim. Şunun arkadaşlar 3 toplamda 4,5 santimlik simetrisini bakın buraya alıyorum. Böyle. Orta çizgim en ortası. Simetrisi şununla şu birbirine eşit oldu. Bunun da şu 2-3 santimlik payım var ya, bu iki çizginin arasında tam ters istikamette simetrisini alıyorum. Bu bunun üzerine kapandığında buraya eşitleyecek. Böyle kapandığında da bu sivri kısım yakaya doğru çevrilecek. Evet, bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da 2 santim etek ucuna pay veriyoruz. Diğer geri kalan kısımlara da 1 santim pay veriyoruz. Şuraya da şöyle vereceğiz. Tabii siz benim gibi yapmıyorsunuz. Ben gösteriyorum diye böyle hızlıca hareket ediyorum. Şu şekilde payımızı veriyoruz. Yani overlock kullanmayacaksak, erkek gömleklerde genelde yapılıyor ya çalışma. 1,5-2 saniye yerinde overlock hocam. Yapabilir. Kıvırma, çünkü yarım santim dikiyoruz. Tekrar bir daha dikiyoruz ya 1 santim yani. Oradaki 1,5 santimi buraya vermemiz lazım ki beden değişmesi. Overlock çektiğimiz zaman öyle bir sıkıntı yok. 1 santim zaten biz harcıyoruz. Overlock çekiyoruz. 1 santim dikiş yapıyoruz. Ama diğer türlü katlarken özellikle kollarda sıkıntı yaşamayalım diye 1,5 ile 2 santim arası overlocksuz temiz dikişte payımızı erkek gömleğinde veririz. Hocam onu da öğrenebilir miyiz?